Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Sterlin TL, Euro TL ve gram altın incelemesi yapacağız. Sterlin TL, Euro TL, gram altın hangi seviyeler bizler için önemli? Yükselişlerin tekrardan devam edebilmesi için hangi seviyeler bizler için gerekli? Bunları sizlerle grafik üzerinde yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Değerlendirmemize Sterlin TL ile başlayalım. Ardından gram altın ve euro TL olarak da devam ederiz. Sterlin TL'ye baktığımız zaman arkadaşlar, Sterlin TL'de benim 8.52'den bir umudum vardı arkadaşlar. 8.52 seviyesinden bir dönüş yapacağı yönünde. Fakat Sterlin TL bu 8.52'yi de aşağı yönünü kırıp ikinci beklentimiz olan 8.30 seviyesindeki destek bölgesine kadar gelmiş gözükmekte arkadaşlar. Sterlin TL'de de tekrardan olumlu bir pozisyona geçebilmemiz için arkadaşlar, Sterlin TL'nin 8.59 seviyesi üzerinde bu hafta için günlük kapanışlar yapması şart. 8.59 altında kaldıkça da arkadaşlar Sterlin TL düşüş hareketlerine devam edebilir. Sterlin TL'de aşağıda 8.30, şuradaki 8.30 destek noktası önemli bir bölge olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu 8.30 elinde sterlin bulunan arkadaşlar için 8.30 seviyesi takipte kalınacak önemli bir seviye olarak gözükmekte. 8.30'un aşağı yönlü kırılması halinde arkadaşlar, aşağıda 8.16 seviyesi Sterlin TL'de beklenmesi gereken bir seviye haline gelir. Fakat 8.30 kırılmadıkça arkadaşlar 8.16 beklentimiz Sterlin TL'de bir müddet bekleyecek. Çünkü 8.30 destek bölgesi Sterlin TL'de bu hafta önemli olacak arkadaşlar. 8.30 destek seviyesi. Bakın, özellikle söylüyorum, bu 8.30 üzerinde kaldıkça arkadaşlar, eğer tutunabilirse Sterlin TL 8.30 üzerinde tutunabilirse, tekrardan şurada bulunan 8.43 seviyesindeki direnç bölgesine doğru hareketlerine devam edebilir arkadaşlar. 8.43'te yukarı yönlü kırılabilirse, yukarıda takipte kalacağımız en önemli seviyemiz de arkadaşlar 8.52 seviyesindeki direnç bölgesi olacak arkadaşlar. 8.52 bölgesindeki direnç bölgemiz olacak. Sterlin'de de dediğim gibi net alışlar için şimdilik bu haftalık takip edilecek bölgemiz 8.59 bölgesi. 8.59 üzerine çıkıp kapanışlar yapamadıkça Sterlin TL'de al pozisyonuna girmez arkadaşlar. Regresyon kanalımıza baktığımız zaman da regresyon kanalımızın üst tarafında bir kapanış Sterlin TL'de bizim için bir al sinyali olacak. Bunu da bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kapanışı görmeye çalışacağız. Regresyon kanalımızın üst tarafı da bize al sinyali için 8.53 seviyesini göstermekte arkadaşlar. Evet, şuradan kırılım 8.52, 8.53 üzerinde günlük kapanışlar olması halinde bir al sinyali bize öğretecek. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman henüz bir al sinyalimiz yok. Fakat aşağı yönlü devam eden bir sat sinyalimiz hala mevcut. Pazartesi gününden itibaren burada bir al sinyali kollamaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi saatlikte de bakalım. Saatlikte stokastik indikatörümüz hala aşırı satış bölgesinde. 4 saatlikte de gene aynı aşırı satış bölgesindeyiz. Saatlik bazlarda kovalamamız gereken al sinyalimiz regresyon kanalına göre o da 8.48. Evet, 8.48 üzerinde, 8.50 üzerinde saatlik bazda kapanışlar tekrardan bir al sinyaline bizim için dönüşebilir. Aşağıda dediğim gibi arkadaşlar 8.30 takip edilecek önemli bir seviye.
8-30 kırılmadıkça da sat pozisyonuna girmek riskli olabilir. O yüzden 8-30 kullanacak. 8-30 kırılırsa aşağıdaki beklenti yerimiz 8-16 olur. Fakat 8-30 kırılmadıkça yukarıda 8-43 tekrardan test edilmekte istenebilir. O yüzden kritik rakamımız 8-30 arkadaşlar. 8-30 altına inişler, sarkmalar gözükmedikçe sterlinde pozisyonların korunması uygun olacaktır diye düşünmekteyim. Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'de neler olabilir? Euro TL'ye baktığımız zaman da arkadaşlar Euro TL'de bizler için bu hafta kritik destek seviyesi 7.40 seviyesi. 7.40 seviyesinde tutunma gerçekleştirebilirsek arkadaşlar Euro TL'de 7.40 üzerinde bir tutunma gerçekleştirebilirsek tekrardan Euro TL yönünü 7.46-7.57 seviyelerine doğru çevirebilir. O yüzden elinde Euro bulunan arkadaşlar 7.40 seviyesindeki destek bölgesini dikkatlice takipte kalacaklar arkadaşlar. Bu 7.40 üzerinde Euro TL'nin tutunmaya devam etmesi halinde 7.47 ve 7.57 seviyelerine doğru tekrardan yukarı ataklar görülmesi mevcut. Euro TL'nin de arkadaşlar tekrardan olumlu bir hale girebilmesi için 7.57 üzerinde kapanışlar görmesi şart. Yani ne zaman ki 7.57 üzerinde kapanışlar görebilirsek Euro TL'de de tekrardan 7.74 ve 7.85 seviyelerine doğru yukarı yönlü yukarı yönlü ataklar takibimizde olacak. 7.40'taki destek önemli dedik arkadaşlar. Bu 7.40 seviyesindeki destek kırılmazsa yukarıda 7.47 ve 7.40 7.57 seviyesindeki dirençler takibimizde olacak. Önemli direnç bölgeleri olarak da gözükmekte. 7.40 altına sarkmalarda da arkadaşlar bu sefer 7.29 bölgesindeki 7.40 aşağı yönlü kırılırsa aşağıdaki 7.29 seviyesindeki destek bölgesi yakınen takibimizde olacak. Önemli bir seviye olarak gözükmekte. Stokastik indikatörlerine baktığımızda saatlikte sat sinyali hala devam etmekte arkadaşlar. 4 saatlikteki sinyalimiz aşırı satış bölgesinde hala devam etmekte. Günlükte baktığımız zaman da stokastik indikatörümüzün hala sat konumunda olduğu gözden kaçmamaktadır. O yüzden 7.40'a dikkat diyoruz arkadaşlar. 7.47 seviyesinden bir kapanışımız geldi. Onun hemen bir tık altında 7.46'da bir destek bölgesi var Euro TL'nin gene. 7.46 kırılırsa 7.40 arkadaşlar. Fakat önemli destek noktamız 7.40'ta. 7.40 aşağı yönlü kırılırsa 7.29, 7.30 seviyesi takipte kalınacak önemli seviye haline gelir. Olumlu pozisyon halinde 7.57 dedik arkadaşlar. Bu hafta 7.57 takipte. 7.57 üzerindeki kapanışlar bir al sinyali olarak kabul edilebilir. Günlük kapanışlarda takip edilmesi gereken seviyeler. Bunun üzerinde dedik 7.74 ve 7.85 civarlarını bize getirir. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Evet, gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar Gavu TR'ye kafası bayağı karışık arkadaşlar. Ons bazlı yukarı yükselmek istiyor fakat dolar bazlı da gram altın aşağıya doğru çekiliyor. Gram altında 389 üzerinde kapanışlar hareketin devamını getirecektir arkadaşlar. Fakat 387 seviyesinden bir kapanış geldi. Alt bandımız 386 bölgesinde bulunuyor alt desteğimiz. 386 aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar aşağıdaki destek bölgelerimiz 384 ve kuvvetli destek bölgemiz 380 bölgesinde gram altında gözükmekte. 389 üzerine atabilirse arkadaşlar gram altın o zaman 393 ve 396 seviyeleri gram altında da takipte olmamız gereken önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Gram altında stokastik indikatörüne baktığımız zaman arkadaşlar günlükte hala sat pozisyonunda.
4 saatlikte baktığımız zaman yukarı yönlü al pozisyonu devam etmekte. Saatlik bazda da baktığımızda stokastik kırılmış aşağı yönlü sat pozisyonda. Yani 4 saatlikte hareketler yukarı, fakat günlükte, günlük kapanışlarda hareketler aşağı yönlü olacak şeklinde algılayabiliriz. Yani yukarıda 389 bölgesi geçilmesi şart arkadaşlar. 389 geçilemedikçe aşağıda 386 ve 384 bölgeleri gram altında önemli olacak seviyeler olarak göze batmakta. Takip nasıl yapabiliriz? 386 kapanışlar takip edebiliriz arkadaşlar. 386 altındaki kapanışlarda 384-380 seviyesine doğru geri çekilmeler tekrardan görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için dediğim gibi 389 üzerinde günlük kapanışlar şart. 389 üzerinde de günlük kapanışlar görürsek bu sefer yukarıda 393 ve 396'lı seviyeler gram altında takipte olmamız gerekecek önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu kısa bazda yukarı yönlü hareketler olsa da günlük bazda arkadaşlar gram altında tekrardan aşağı yönlü hareketler görülebilir şeklinde de bunu yorumlayabiliriz. Haftalıkta bakalım, daha uzun bazlı. Haftalıkta hala aşırı alım bölgesinde gözüküyor arkadaşlar. Aylıkta baktığımız zaman, evet, aylıkta da, haftalıkta, aylıkta arkadaşlar hala olumlu gözükmekte gram altın. Fakat kısada, günlükte, saatlikte düşüş, 4 saatlikte hareket yukarı. Yukarı yönlü hareketler olsa da buralar tekrardan satışla karşılaşabilir şeklinde bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan hareketlerin olumluya geçebilmesi için 389 üzeri kapanış şart. Bunu takip edeceğiz. Aşağıda da en kuvvetli destek bölgesi 380'deki destek bölgesi olarak gözükmekte arkadaşlar. 380-389 arası hareketler gram altında da takip edeceğimiz önemli hareketler olacak. Hafta içinde tekrardan ben de sizler için bu videoları takip edeceğim. Grafikleri de takip edeceğim. Buna göre tekrardan yön belirlemeye çalışırız. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalıma da bir beğeni atar ve başka Facebook, YouTube, Facebook, Twitter gibi mecralarda kanalımı paylaşırsanız da beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.